Hepinize merhaba. Sunardağ YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel modelin yapımını göstereceğim. Harika bir keselif modeli. Bu şekilde uyarladım. Çok kolay oldu. Çok güzel oldu. Hemen arkasında çevireyim modelimin. Bu şekilde düz olarak ördüm. Her iki tarafını da desenli olarak da örebilirsiniz modeli. Gayet şık oldu. Modelim böyleydi. Keselif modeli. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Yedi numara tığ kullanıyorum. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çevirdim tema 1, 2, 3 zincir yapıyorum. İlmeğimi uzatıp alttan herhangi bir zincire buraya fıstık yapalım. Bu şekilde tutup kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar yapıyorum ikinciyi. Bunu da kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar üçüncü yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir, iki ve üç tane oldu. Bir zincir yapıyorum. Dördüncüyü kapatmıyorum. Dördüncüyü kapatmıyoruz. Hemen bir, iki tane fıstık atlayıp buraya bir yuva atlıyoruz. Diğerine. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane kapatmadım. Son köşede yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. İki tane yan yana fıstığımız olmalı. Bir zincirle dönüyorum. Dönüşleri yapalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen buraya yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir son köşeyi de yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir iki sıra ördük. Bir zincirle burada ipimi kesiyorum. Evet, diğer bölümle devam edelim. Evet, diğer bölümle hemen devam edelim. Herhangi bir köşeden başlıyoruz. 1-2 sıra ördük. 1-2 tane yan yana fıstığımız var. Herhangi bir köşeden başlayalım. İpimizi buraya sabitleyelim. Sıkılaştırmak için 2-3 zincir yaptım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Buraya bir tane. Köşeye geldim. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Şimdi buraya köşeye geldiğim için köşe oluşturacağım. Bir zincir yapıyorum. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadım. Köşeye tekrar.
şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, burada köşe oluşturduk. Bütün köşelere gelince bu şekilde yapacağız. Buraya bir tane, hemen yan tarafa, ikisini bir kapatıyorum, bir zincir tekrar kapattığım yere bir yan tarafa, bu şekilde yine ikisini kapatıyorum. Şimdi tekrar köşeye geldim. Köşe yapıyoruz. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan köşeye tekrar. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Ve aynı işlemlere devam ediyorum. Buraya bir, hemen yan tarafa yine ikisini kapatıyorum. Köşe yapıyoruz. Bir tane yapıp kapattım. Buraya bir tane. Kapatmadan köşeye tekrar. İkisini kapatıyorum. Tekrar. Evet, tekrar kapattığım yere bir tane yapıyorum. Yan tarafı yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Evet, sıra sonuna geldik. Köşeye de yapıyorum buraya. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Evet, sıra sonunu yapıyoruz. Buraya bir tane. Kapatmadan buradaki fıstığın üzerine yapıyorum. Başlangıç fıstığın üzerine. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldik. Birinci sıramız tamam. Evet, bu şekilde birinci sıramızı tamamladık. Köşelere gelince köşeleri yaptık. Bu şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz. Hemen nasıl tekrar başlandığını görelim. Şimdi buraya ikisini kapatarak birleştirdik. Buraya en başa bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyoruz. Kapatmadan yan tarafa yapıyoruz. Yine ikisini kapatıyoruz. Evet, ikili kapatarak köşeye geliyoruz ve köşe yapıyoruz. Buraya bir, yan tarafa ikisini kapatıyorum. Buraya bir, yan tarafa ikisini kapatıyorum, bir zincir. Buraya bir. Şimdi köşeye geldik. Şimdi burası köşe oluyor. Tekrar ikili kapatalım. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Şimdi tekrar köşeye geldiğimiz için burası köşe oluyor.
Köşeye geldiğimiz için tekrar köşe yapıyoruz. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan buradaki köşeye tekrar. Köşe burası oluyor. Tekrar yapıyoruz. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa. İkisini kapatıyorum. Evet, bu şekilde örmeye devam ediyoruz. İkili kapatıyoruz. Buraya kadar ikili kapatıyoruz. Tekrar ikili kapattıktan sonra bu şekilde köşe yapıyoruz. Bu şekilde köşeleri yapmayı unutmayalım. Kenarlarda ikili kapatalım. Sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde iki sıra ördük. Sıranın sonuna geldik. Şöyle sıra sonunu birlikte örelim. Şöyle bakalım. Köşeyi yaptık. Kenarlarda ikili kapatıyoruz. Sıra sonunu birlikte örelim. Buraya bir tane. Köşeye geldim. Buraya da yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, sıra sonum burası. 1-2 sıra ördük. Her sıradan 1-2 sıra ördük. Sıra sonum burası. Burada fıstığı başlangıç yerim. Sıra sonunu bu şekilde yapmayı unutmayalım. Buraya bir tane. Kapatmadan hemen burayı yapıyorum. Fıstığın başlangıç noktasına. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde iki sıra ördük. Renk değiştireceğim. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Dilerseniz birinci sıradan sonra da renk değiştirebilirsiniz. Ben iki sırada bir renk değiştireceğim. Evet, rengimizi de hemen değiştirelim. İsterseniz rengarenk de yapabilirsiniz. 1-2 sıra ördük. Yine herhangi bir köşeden başlayalım. Buraya ipimizi sabitleyelim. Hemen renk değişimini de göstermek istedim. Sıkılaştırmak için 3 zincir yaptım. Buraya bir tane yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir, aynı işlemlere devam ediyoruz. Sadece renk geçişini göstermek istedim. Yan tarafa ikisini bir kapatıyorum. Buraya bir, yan tarafa. Buraya bir ve yan tarafa. Evet, bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar modelimizi örmeye devam edelim. Evet, köşeyi de hemen göstereceğim. Çok küçük. Şimdi köşeye geldik. Burası köşe oluyor. Şöyle köşeye kadar ikili kapatıyoruz. Ve burada hemen köşe oluşturuyoruz. Köşeyi de yapalım. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyoruz. Kapatmadan hemen köşeye tekrar. Bu şekilde ikisini kapatarak köşe oluşturdum ve devam ediyoruz bu şekilde.
Sıra sonlarında aynı gösterdiğim gibi yapalım. Modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar örelim, büyütelim modelimizi. Evet, bu şekilde ikinci parçada düz olarak öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane fıstık yapalım. İkinci parçayı da desenli olarak da yapabilirsiniz. Ama ben arkasını düz olarak yapacağım. Hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde ikinci parçayı düz olarak aynı sayılarda yapacağım. Şimdi 14. kapatmayalım. Bunu kapatmıyoruz. 1-2 tane bırakıp hemen buraya fıstık yapıyoruz. 14. fıstığı kapatmadım. İkisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde ikili kapatarak sıra sonuna geliyoruz. Buraya bir, hemen yan tarafa. Bu şekilde ikili kapatıyoruz. Evet, ikili kapatarak sıra sonuna gelelim. Şekilde devam edelim. Evet, bu şekilde yan yana 12 tane fıstığımız olmalı. Hemen sonuncuyu da yapalım buraya. Buraya bir tane. Sıra sonunda yine buraya yapıyoruz. Bu şekilde ikisini bir kapatıyoruz. Sıra sonum bu şekilde olacak. Yan yana dediğim gibi 12 tane fıstığımız olmalı. Hemen dönüşleri yapalım. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyoruz buraya. Kapatmadan hemen yan tarafa yapıyoruz. Bu şekilde ikili kapatıyoruz. Evet, dönüşleri de gösterdim. Git gel yaparak ve ikili kapatarak bu şekilde tam 12 sıra öreceğiz. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Sıra sonumuz burası. Git gel yaparak dönüşleri de gösterdim. 12 sıra bu şekilde örelim. Evet, ben bu şekilde tamamladım. 2 sıra lila ördük. 2 sıra beyaz, 2 sıra lila, 1 sıra ise beyaz ördük. Yan yana 12 tane fıstığımızın olması gerekiyor. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Buraya kadar 12 tane fıstığımızın olması gerekiyor. Diğer ikinci parçayı da aynı şekilde başlangıcını gösterdim. Yine böyle boydan 12 sıra olması gerekiyor. Hemen sayalım. Şuradan itibaren sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane. Köşeye kadar 12 tane oldu. Şimdi hemen birleştirmesini yapalım. Çıkıntı yerini yapalım yani. Hemen buradan bir tane fıstık bırakıyorum. Aynı şekilde buradan da bir tane bırakıyorum. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Üç zincir yapalım. Evet, üç zincir yaptık. İkisini bir birleştirdik ve ikisini bir birleştirdiğimiz yere buraya fıstık yapalım. Kapatalım. Burayı kapatıyorum. Bir tane fıstık bıraktım ben. İsterseniz iki tane de bırakıp buradan da başlayabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum, tekrar buraya bir tane yapıyorum. Şimdi ise tek parça olarak öreceğiz. Hemen yan tarafa yapıyorum. Şöyle tek parça burası kalacak. Çıkıntı kısmını örüyoruz çünkü.
Kapatıyorum bir zincir. Tekrar kapattığım yere bir, hemen yan tarafa, yine ikisini kapatıyorum. İkili kapatarak devam ediyoruz. Buraya bir, ikisini kapatıyorum. Evet, yine aynı şekilde bir tane fıstık kalasıya kadar ikili kapatacağız ve tekrar alttaki parçayı birleştireceğiz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, ikili kapatarak sıra sonuna gelmek üzere sıra sonuna hep üçlü kapatıyoruz. Buraya bir tane, hemen yan tarafa yapıyorum ikinciyi. Kapatmıyorum. Üçüncüyü de burada fıstık yaparak başlamıştık. Buraya yapıyorum. Fıstığın noktasına yapıyorum. Sıra sonum böyle olacak. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstığım var. Üçünü bir kapatıyorum. Evet, bundan sonrası daha kolay olacaktır. Şimdi her noktaya batarak, ikili kapatarak devam ediyoruz. Sıra sonuna yine aynı gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım. Buraya bir tane yapıp kapattım, hemen yan tarafa ikisini kapatıyorum bir zincir. Bu şekilde her noktaya batarak ikili kapatıyoruz. Sıra sonuna gelince üçlü kapatacağız. Aynı biraz önce gösterdiğim gibi yapmayı unutmayalım. Evet, bu şekilde sıra sonunu bu şekilde üçüncüyü de buraya batarak üçlü kapatacağız. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, tekrar sıra sonunu bir kere daha göstermek istiyorum. Buraya bir tane, hemen yanına yapıyorum ikinciyi. Üçüncüyü de buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyorum. Bu şekilde yine tığımda 3 tane fıstığım var. Üçünü bir kapatıyorum. Evet, sıra sonumuz bu şekilde gayet düzgün oluyor. Bir zincirle buradan devam ediyorum. Çıkıntı yerine kaç sıra örmek istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Bir zincir, buraya bir tane, hemen yan tarafa, her noktaya hiç atlamadan batarak bu şekilde çıkıntı yerini örüyoruz. Yine sıra sonuna gelince buraya da batarak üçlü kapatıyoruz. Bu şekilde çıkıntı kısmını istediğimiz büyüklüğe göre ayarlayalım ve kenarıyla devam edelim. Evet, bu şekilde çıkıntı kısmını ben 3 sıra ördüm. Bir sıra fazla da yapabilirsiniz. Hemen sıra sonunu yapalım birlikte ve kenarıyla devam edelim. Bir zincir yapıyorum. Buraya bir tane, hemen yanına yapıyorum ikinciyi. İkinciyi buraya yaptık. Üçüncüyü ise fıstığın başlangıç fıstığının noktasına yapıyorduk. Bu şekilde tığımda 3 tane fıstık olmalı sıra sonunda. Üçlü kapatıyoruz. Tekrar devam etmek isterseniz buradan bir fıstık yapıp kapatıp tekrar bir fıstık ve yan tarafa diyerek ikili kapatıyoruz. Evet, bu şekilde ben sıramı tamamladım. Ve şimdi kenarıyla hemen devam edelim. Evet, kenarı için hemen renkli ipimi alıyorum. Şöyle şurada bir fıstık bırakmıştık. Oradan itibaren başlıyorum birleştirmeye. Buraya ilk önce renkli ipimizi sabitleyelim. 3 zincir yaptım. Zincirler yaparak da birleştirme yapabilirsiniz. Ben fıstık yaparak tamamlayacağım. Evet, sabitlediğim yere bir tane fıstık yapalım. Fıstığı
kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Hemen bir ileriye ikisini bir alarak bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 zincir yapıyorum. Buraya bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir, hemen bir ileriye şöyle ikisini bir alarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Buraya bir fıstık. Kapattım. Bir zincir, hemen şöyle bir ileriye ikisini bir alarak sabitliyoruz. Evet, bu şekilde birleştirme işlemimiz devam edecek. Buradan başladık, devam edelim, böyle dolaşalım ve en son burada, yine burada bitirelim. Tekrar aynı çıkıntı kısmında aynı şekilde herhangi bir yere sabitleyelim, fıstıklar yapalım. Bu şekilde çıkıntı kısmında tamamlayalım. Bu şekilde fıstıklar yaparak etrafını dolaşalım ta ki buraya kadar gelelim. İpimizi kopartalım ve çıkıntı kısmında aynı şekilde örelim, tamamlayalım. Evet, ben bu şekilde tamamladım. Kenarlarını bu şekilde tamamlıyoruz. Birleştirmeyi yapıyoruz. Tekrar çıkıntı kısmında aynı şekilde örüyoruz. Ve bağcık olarak da puf çiçek yaptım. Puf çiçeğin yapımı kanalımda var. Zinciri kopartmadan zincir yapıyoruz. Puf çiçek yaptıktan sonra zincir yapıyoruz. Sonrasında ise ipimizi burada böyle kesiyoruz. Kestikten sonra buradan başlıyoruz. Buranın kısmıyla geçirmeye başlıyoruz. Şöyle arkasından da böyle geçiriyoruz. Ve başladığımız yere doğru alt üst yaparak geliyoruz. Tekrar ayrı bir yerde puf çiçek daha yapıyoruz. Şöyle bunu da kopartıyoruz. Koparttıktan sonra buraya böyle bağlıyoruz. Evet, bağlayalım. Bu şekilde tamamlanmış olacak. Evet, bu şekilde buraya böyle bağladım. Ve böyle yapıyoruz ve ipimizin sonuna geliyoruz. Bu şekilde tamamlandı modelimiz. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Yapımı çok kolay, hem de güzel bir model oldu. Şöyle arkasını da çevireyim. Arkası da aynı güzellikte. Bu şekildeydi modelim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.